Yavaş yavaş lige dönüyoruz yine. Yarın Başakşehir-Trabzon maçı var. Trabzon'da da 7 Covid vakası var. Hani şu pandemi döneminin işte etkilerini kaçınılmaz olarak elbette futbolda da yaşıyoruz. 7 Covid vakası Başakşehir gibi önemli bir rakiple oynarken, o da rakip son şampiyon olarak düşme hattındayken büyük bir handikap olacak sanırım. Kaleci yok. Kalede 18 yaşında lise öğrencisi Kaan oynayacak İncal abi. Şimdi ben işin bir başka yönüne bakmak istiyorum. Trabzon'da 3 Covid'li vardı. Evet. Öyle duyduk. Başlangıçta Sonra öyleydi. arttı 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 bugün 7'ye geldi. Sen şimdi yarın akşam Trabzon'da oynayacak Başakşehir'de bir futbolcusun. O sahaya çıkan, seninle oynayan 11'de hiç kimse de Covid olmadığına inanabilir misin? Bir tedirginlik olur tabii. Tabii çünkü onlar, o 7 kişi haftalardan beri bunlarla antrenman yapan, belki de oynayan isimler açıklanmıyor çünkü. Evet. Futbolcular. Onlardan mikrop kalmış, kapmış da aynı semptom göstermemiş bir takım insanlar olabilir. Covid'i dünya çözmemiş. Ama sen içinde 7 tane Covid'linin olduğu bir kulüple yarın akşam oynayacaksın. Hadi bu gece rahat uyu bakayım. Yarın ikili mücadele göremeyiz İncal Biz abi. Temaslı oyun. niye bu programı böyle yapıyoruz? Ben evdeyim, iPad'imden. Sen oradasın Skype ile. Çünkü sen dedin ki Hıncal abi sabah Turkuaz binasında, yani sabah ATV A Spor binasında 3 vaka çıktı. Biz her gün kontrolden geçiyoruz ama riske etmek istemiyorum Hıncal abi. Onun için gelmeyeceğiz size. Ya biz Skype ile program denemesi yaptık. İşte bu kadar elde edince tamam dedin sen. Böyle gidelim abi bu işler. Şimdi Trabzon'da kontrolleri kim yapıyor? Ne zaman yapıyor? Neye göre yapıyor? Bilinen var mı? Ya da Hatay Spor'da. Ya da Kırıkkale Spor'da. Ya da Menemen Spor'da. Bunların hepsi Türkiye liglerinde çeşitli kümelerde oynayan şeyler. Galiba Hürriyet gazetesinde Mehmet Aslan'dı. Bir gün okudum manşette. Covid testlerinden federasyon sorumlu olmalı ve sonuçları federasyon takip edip bunu da zaman açıklamalı dediler. Tabii. O zaman ancak ben güvenebilirim. Şimdi diyelim bu şu puan mücadelesine bak. Fener, Beşiktaş, Galatasaray aynı puanlarda. Trabzon'da iki maç senin deyişinde 6 puan gerilerinde. Sen böyle bir şeyde, ortamda mutlak kazanman gereken bir maçta o sabah en iyi oyuncunda Covid pozitif çıkmışsa o gece oynatır mısın, oynatmaz mısın? Çok zor iş. Emin değilim. Doğrusu Emin oynatmamak değilim. da. Emin değilim. Evet. Çünkü ülkeyi o hale getirdik biz. Ülkeyi o hale getirdik biz. Herkes Machiavelli çizildi başımıza. Aynen. Gayeye giden her yol meşrudur. Mübah. Gayeye giden her yol. Ben kupayı alayım da 3 kişi Covid olsun, ne olacak? Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği yaparak bütün lisanslı futbolcuların, maçı olan futbolcuların testlerini muntazaman yapması ve sonuçları açıklaması lazım. Trabzon'da 3 futbolcu da değil. Otobüste 2 kişi Covid'li bulundu diye o otobüsteki 33 kişi, diğer 33 kişi şimdi bir
kapalı olan kız lisesinin pansiyonunda karantinadalar 14 gün. Otobüste 2 kişi çıktı diye 33 kişi karantinada 14 gün. Yarın akşamki Başakşehir maçında bir tane Covid'li varsa bütün Trabzon kafilesinin ve bütün Başakşehir kafilesinin karantinaya alınması lazım. Otobüsteki yolcudan farklı değil ki sahada bir arada olan futbolcular. Covid açısından. Evet. Hakikaten öyle. İşin en az sağ içi kadar önemli bir vurgu bu. Tabii. Ben hangi Trabzon futbolcunun ne zaman Covid olduğunu bilmiyorum. Belki de geçen hafta sahada vardı Covid'li bir futbolcu. O zaman o sahada oynayan bütün rakipler dahil herkesin filyasyon kuralları gereğince karantinaya alınması lazım. Çünkü Trabzon Başakşehir'e satacak, Başakşehir yarın alacak, Malatya Spor'a satacak, Malatya Spor alacak, Gaziantep Spor'a satacak. Hayda bütün Türkiye o futbolcular da gittikleri şehirlere satacaklar. Hep söylüyorum. Bugün dünyadaki milyonlarca Covid'li bir kişiden başladı. Wuhan'daki bir kişiden, yarasadan almış. Trabzon'da bir değil, 7 kişi var arkadaş. Ne diyor devletin buna? Kim bu 7 kişi? Ne zamanda beri bu mikrobu taşıyorlar? Mikrobu taşıya taşıya antrenmana çıkmış olabilirler mi? Mikrobu taşıya taşıya kampa girmiş, otobüse binmiş, birlikte gitmiş olabilirler mi? Mikrobu taşıya taşıya maça çıkmış olabilirler mi? Bir milyon lira kazanmak ister misiniz yarışmasında soru sormuyorum ben. Ölüm kalım soruları soruyorum. Covid'in ucunda ölüm var çünkü. Ve o maçla hiç alakası olmayan insanların ölümü var. Dediğim yayılma zinciriyle. Evet. Devlet bir açıklama yaptı mı? Ben Sağlık Bakanı olacağım ve o Trabzon'a el koymayacağım. Gel bakalım Trabzon nedir bu demeyeceğim. Ve o Trabzon yarın Başakşehir'le oynayacak. Yok arkadaş. Zor işler. Böyle olmaz. Ben Trabzon Başakşehir maçını izlemek istiyorum. Covid'le oynanan oyunu değil. Evet.